Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili Bugün TV izleyicileri. Paranın rotasında bir kez daha karşınızdayız. Bugün TV ekranlarında yanımızda da her zaman olduğu gibi Yaşar Erdinç hocamız var. Bugün dün açıklanan enflasyon verilerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan istihdam verilerinin piyasalara yansıması merkezli konuşacağız. Ama elbette BIST, dolar, altın, gelen soruların yanıtları da programımızın konuları olacak. Hocam hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Tekrar günaydın. Günaydın. Ne diyelim, enflasyondan başlayalım isterseniz. Önce Türkiye'nin piyasalara yansımasını konuşalım. Ne söylersiniz? Enflasyon Merkez Bankası daha önce söylemişti. Yüksek gelecek demişti ama piyasa yine de bu kadar yüksek beklemiyordu. Çünkü geçen sene, dünkü yayında söylemiştim. Enflasyon geçen sene Haziran ayında %0.90 gelmişti. Şimdi dün de belirttiğim üzere enflasyon yaklaşık olarak %7.7'nin üzerine gelmişti. Eğer sıfır bile gelse Haziran'da, geçen yıl -0.90 olduğu için biz 0.90'lık bir artış görecektik zaten. O yüzden de Merkez Bankası bunu söyledi. Ama geçen sene -0.90, bu sefer +0.76. Aradaki fark. Hem -0.90'ı ekleyeceksin, hem +0.76'ı ekleyeceksin. 1.66 civarında yıllık enflasyonu arttırdı. Yani yıllık enflasyon 8.30'a çıktı ki Merkez Bankası'nın bu yıl sonu hedefi 5.30. Yakalayabilecek mi? Artık çok zor yani. Artık zor değil mi? Evet. Çok yani tabii hesapta kitapta bunlar yoktu. Yani dövizin bu kadar değer kazanması, yani doların bu kadar değer kazanması yoktu. Peki neden yoktu? Yani Merkez Bankası'nın da ani olaylarla ilgili kendine bir marj ayırması, bir kontenjan tanıması, sunumunu yaparken, verilerini belirlerken böyle de bir olasılık olursa böyle de bir durum yaşanabilir deme imkanı yok mu? Var. Tabii ki onu Merkez Bankası bütün açıklamaların sonrasında, hani değişen şartlar, yeni veriler her an duruşumuzu değiştirebilir. Ve yeri geldiğinde Merkez Bankası tabii hedefi de değiştirebiliyor. Ama Sayın Başçı bu sene dedi, enflasyon hedefi ne dedi? Vermiş olduğumuz hedefe belki de neredeyse tam olarak yaklaşacağımız, çok yaklaşacağımız bir yıl olacak demişti. Ama tabii bu hem küresel piyasalardaki gelişmeler, işte Amerika'nın erken parasal genişlemeyi sonlandırma belirtileri vesaire bir türbülans yaratınca döviz yukarı gitti. Döviz yukarı gidince tabii akaryakıt fiyatları yukarı gitti. Akaryakıt, artan akaryakıt fiyatları, ki bu sene bir şey daha var. Gıdada ciddi bir enflasyon olmuş durumda. Yani neden? Şöyle ki, geçen sene bize tarım üreticilerinden mail geliyordu. Ben onun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi devlet su işleri daha önce normal siz tarlanızı, ağaçlarınızı veya sebzeleri sularken normalde işte oradan arktan su akıyor veya bir şekilde suluyorsunuz ama bütün bu tarım üreticilerine saat bağlama işi vardı. Ve bu suya artık bir para ödüyorlar. Dolayısıyla onu da mecburen maliyetlerin içerisine koydular. Bilmiyorum, sen kiraz fiyatlarına dikkat ettin mi? Geçen sene kiraz fiyatları edilmeyecek gibi değildi. Evet. Ben bir manava yanında evde veriyor musunuz diye sormuş insan. Yani edilmeyecek gibi değildi gerçekten. Doğru. Yani şimdi İstanbul'da, bilmiyorum başka yerlerde nasıl ama İstanbul'da ben hiç 12 liranın altına kiraz görmedim. Hayır. Yani. Hayır. Hani o da hani yenebilecek türden kiraz görmedim dersen bile yanlış olur. Normal en kötü kiraz bile hiç 10 liranın altında görmedim. 19 liraydı benim bu sözünü ettiğim olaydaki mesela kiraz. Mesela geçen sene bize mail atanlardan birisi de o kiraz bahçesi olan ve bundan sonra niye üretelim ki? Yani zaten satamayacağız diyen birisiydi. Benim tahminim bu gıda fiyatlarındaki artış, ki domates, bak dikkat et, domates şu an çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Yani 4-5 lira kilosu domatesin. Yani İstanbul'da en azından. Tele haberlerde şey görmüştüm. İşte nihayet sera domatesi bitti. Şimdi tarla domatesi çıkıyor. Bollaşacak, fiyat düşecek şeklinde haberler vardı. Biraz da mevsimsel etkiler şey yapıyor olabilir.
Yani biraz dikkat edersen bu sene yaz böyle çok sıcak geçmiyor ve serin geçiyor. Tamam, ama bir yandan da tarımla uğraşanlara çok sayıda ve de genişletilmiş krediler verildiği açıklanıyor. Onlara yardımcı olduğu açıklanıyor. Peki o krediler, o yardımlar, evet, bir yandan ithalat bu kadar yapılırken nasıl bir fayda sağlayabilir? Şimdi şöyle, çünkü ucuz geliyor gelen. Yani hakikaten şimdi tabii orada ayrıntılı olarak hangi sektör ne kadar şey yapıyor, bir teşvik alıyor ve maliyetleri ne kadar aşağı çekiyor bilmiyorum ama temel girdi. Yani sonuçta tarımda temel girdi. Zirai ilaç, gübre ve akaryakıt. Bunlara baktığında döviz arttıkça senin zaten hani biz kendimiz Türkiye üretiyor desek bile döviz arttıkça gübrenin ham maddesini biz dışarıdan alıyoruz. Amonyayı dışarıdan alıyoruz. Tohumu da artık dışarıdan alıyoruz. Evet, tohum da artık dışarıdan alıyoruz. Hani görüyorsun domateslerin içi keçe gibi. Gerçekten. Yani böyle onun da genetiğiyle bence oynanmış. Çünkü eskiden domates eve gelene kadar ezilebilirdi. Midemiz gibi kokardı. Evet, yani çok eskilere gittik belki ama. Evet. Ve Bursa'da kiraz kilosu 4 liraymış. Saygılar diyen bir izleyicimiz bizi uyardı. Bursa'da evet. Bursa'ya tabii şimdi şöyle bir şey var. Bir iş adamı diyordu. Ya kardeşim madem Antalya'da domates 1 lira gidin oradan alın diyordu. Tabii ki oradan buraya gelene kadar kilosu bayağı bir artıyor. Şunu söyleyeceğim. Enflasyon verilerine baktığımda enflasyonda en büyük, yani enflasyonu üzerine en çok etki eden kalem gıda, %24 bir ağırlığı var bu kalemin. Ve bu kalem %1.82 artmış Haziran ayında. Yani enflasyona katkısı %24.09, %1.82 artmış. Bir de garip bir durum var. Dün TÜİK'in rakamlarını aldım ben. Aynen verdiği rakamları koydum. Yani TÜİK'in verilerini kullandım. Normalde onlar TÜİK'i, yani hesabı, TÜFE'yi 0.76 hesaplamışlar. Ben çarptığımda onların verdiği rakamları 0.78 çıkıyor. Nasıl böyle bir hata yapılabilir mi? Yapılabilir bir hata mı bu kadar rakamsal? Şimdi şöyle olabilir bir tek. Şimdi TÜİK veri rakamları verirken iki küsuratlı vermiş, sonrasını vermemiş. Bir yuvarlama yapmış o rakamları 76.99'u. Öyle de değil. Öyle bile olmaz. Yok, zaten. Yok öyle de değil. Mesela aylık değişim demiş 1.82 demiş. Onun küsuratını vermemiş. Belki o 1.81, 1.50, 1.70 diye gidiyordur. Ama onu 1.82'ye yuvarlamış olabilir. Dolayısıyla o nedenle böyle bir... Hani, ama 2 puanlık bir fark. Evet, 2 puan. 78'i... Evet, 76. Yani yuvarladığın zaman... Hani 77.9 çıkıyor ama yuvarladığın zaman 78 çıkıyor. Hani çok vahim, çok büyük bir hata diyemeyiz ama madem hani o verileri veriyor, o zaman normal şartlar altında TÜİK'in sadece iki küsurat vermek yerine tüm küsuratı verse belki bu kaygı ortadan giderilebilirdi. Yoksa evet, bu yanlış yorumlanabilir. Yani şöyle de olabilir, insanlar TÜİK işte 2 puan daha düşük göstermek için böyle yuvarlama yaptı da diyebilirler. Öyle bir şey ben olduğunu zannetmiyorum ama enflasyon soru işaretlerini silmek için daha net hareket etmekte fayda var. Aynen öyle. Tabii ki. Yani orada zaten bütün veriler açıklanmış. Tabii. Ben bir kere TÜİK'i tebrik ediyorum şey açısından. Bu verilere ulaşmak daha önce o kadar zordu ki Evren. Yani bu verilere gidip de neyin ne olduğunu, bir dosyayı indirmek için 5 tıklama yapıyorsun. Açtırıyorsun, zipini açtırıyorsun vesaire. Çok kötüydü. TÜİK'in web sitesinden veri indirebilmek. Fakat şimdi onu çok profesyonelce yapmışlar ve artık verileri hemen bir tıkla indirebiliyoruz. O anlamda ben çok olumlu görüyorum. Ayrıca biz daha önce ürünler, hani enflasyon sepetinde hangi ürünlerin olduğunu da bilmiyorduk. Yani o ürünler neler? Hani daha önce çok biliyorsun tartışıldı ya, evet, pimpon topunun fiyatı ne ilgilendirir vesaire diye. Hala da tartışılan ürünler evet, var ama değil mi? Tabii, tam tabii, anlamıyla yok, enflasyonu karşılayıcı şeyler olduğunu, birimler olduğunu düşünüyor musunuz içindekilerin? Yani ben sana şunu söyleyeyim. Jet yakıtı var mesela, tamam mı? Benim jetim diye başlıyormuşum ben de. Yani şimdi genel, yani kaç kişinin jeti vardır diye baktığında bu milyonda birdir. Tabii onun ağırlığı da çok düşüktür. Hani o tartışmaya girilmemesi gerekir. Şey açısından girilmemesi gerekir. Yani sonuçta bu teknik bir hesap. Ve İçinden bu tüm dünyada yok çıkamazsınız. Herhalde. Hani TÜİK tüm dünyada o konuda, böyle mi? Tüm dünyada tabii, dediniz. Tabii tabii. Yani tüm dünyada belli bir mal sepeti vardır. Şimdi bir de enflasyon, herkesin enflasyonu farklıdır. Yani senin enflasyonunla benim enflasyonum farklıdır. Biz aynı enflasyondan etkilenmeyiz. O da nasıl olur biliyor musun? Şimdi
asgari ücretle çalışan bir vatandaşı düşün. Kendisi ve eşi asgari ücretle çalışıyor. Bunların alabileceği maksimum gelir bir ayda 1500 lira diyelim, tamam mı? Bu 1500 liranın kış aylarında 400 lirasını yakıta veriyorsan, ayrıca sen çocukların okula gidiyor vesaire ulaşım sağlıyorsun, bunun 400 lirasında ailecek ulaşıma veriyorsan, tabii, senin tüketimin içinde ulaşım ve yakıtın ağırlığı, işte elektrik, su vesaire %60'lara 70'lere ulaşabilir. Ama TÜİK'in hesabında bu oran çok daha düşük. Dolayısıyla o kişinin eğer enerjide, elektrikte, akaryakıtta, ulaştırmada bir fiyat artışı olursa en çok onu vurur. Yani... Halbuki maaşı 10 bin lira olan bir adam da aylık 400 lira yakıt ödüyorsa... Yine aynı, hadi benzin kendi arabasını kullanıyor diyelim, ödüyorsa. Dolayısıyla herkesin enflasyonu farklıdır. Yani gelire göre ve harcamaların ne yoğunluk, hangi birimlere tabii, göre yoğunluğa göre değişiyor gibi benim görünüyor. Harcama sepetimin içerisinde eğer her gün ben her gün pastırma sucuk yiyorsam, benim o zaman enflasyonumu en çok etkileyen o ürünlerdir. Tabii. Ama her gün bulgur pilavı yiyen bir insan için de bulgurun fiyatı önemlidir. Doğru, evet. Bu anlamda şunu söyleyeceğim. Dolayısıyla bu bir geneldir. Şimdi TÜİK bu hesapları yaparken şöyle yapıyor. Hane halkına soruyor, senin tüketim kalıbın nedir diye. Ve insanların gelirlerinin yüzde kaçını nereye harcadığına bakıyor. Gıda ve alkolsüz içeceklere ne kadar harcıyor? İşte giyim ayakkabıya ne kadar harcıyor? Alkollü içecek ve tütüne ne kadar harcıyor? Toplam gelirin içerisinde bir oran buluyor. Ama bunu da ortalamasını da almıyor. Diyor ki toplumun şu kadarı şu gelir seviyesinde vesaire. Bu hesapları yapıyor. Bu yüzden hani o hesaplama yöntemi konusunda dünyada bugüne kadar insanlar acayip kafa yormuşlar. Onu eleştirecek veya yanlış diyebilecek durumda değil kimse. Ancak o konuda doktora yapmış birisi eleştirebilir. Yani ben de eleştiremem. Anladım. O verilere bakmak lazım. Ama asıl olay şu. Enflasyon başını yukarı çevirdi. Bunun çok önemli etkileri var. Bir tanesi, herkes hesabını yaparken artık bankada parasını daha önce %6,5 faizle tutan bir insanın net getirisi %5,53'tü. O zaman ben bankada 100 bin liramı, 10 bin liramı tuttuğumda 5,53 getiri sağlayacağım. Yani 553 liram kazanacağım bir yılda. Şimdi tam ona uygun bir soru var Levent Göktem'den. Siz de görmüşsünüzdür. Bankalar yıllık mevduata %6-7 faiz verirken 12 aylık enflasyon %8,75. Burada yapay bir baskılama mı söz konusu? Negatif faiz bir gün ekonomiyi patlatmasın, patlatır mı diye bir soru sormuş. Burada bir düzelme ya da daha önce sizin dolar yükselirken hani müdahale edilmesinin yanı sıra faizlerde de bir oynama olmalı şeklindeki görüşlerinizle bağlantılı bir şeyler söylemek mümkün mü? Tabii tabii. Ne dersiniz? Şu an şöyle, yani olay denklem çok basit Evren. İnsanlar bankada parasını %6,5 faizde, hadi şu sıralar belki 7 oldu, 7,5 oldu bilmiyorum ama net getiriye bakarken enflasyondan ne kadar koruyor? Yani enflasyon dediğimiz bizim reel getirimiz negatif şu an. Yani insanlar bankaya parasını yatırırlar ve yıl sonunda da enflasyon 8 olursa, o zaman daha önce 1000 lirasıyla 1000 tane ekmek alabilirken, evet, artık 1000 lirasıyla bir yıl sonra daha az ekmek alabilecek. Ne bileyim 998 tane ekmek alabilecek. Bu reel olarak negatif bir getiri demektir. Böyle zamanlarda şöyle olur. Eğer faizler bir şekilde baskılanıyorsa o zaman insanlar parasını çekmeye başlar. Çünkü o getiriyi istemez. Ne yapacak? Kendisini enflasyondan koruyabilecek ya bir tasarruf aracı bulacak. Ya oraya girecek. Ya da diyecek ki ben 10 bin lirama bir yılda 550 lira getiri alacağım. Niye bir sene öyle bir bekleyeyim ki diyecek. Daha önce ertelemiş olduğu bir harcamasını, ne bileyim bir koltuk takımı alacaktı. Gidip bari onu alayım. Yani onun fiyatları yükseliyor. Bir sene sonra daha yüksek fiyat olacak ve ben şu andaki paramla alamayacağım diyecek. Dolayısıyla bu tüketimi arttırıcı bir etki. Yani tüketimi arttırıcı. Bu ekonomi için de iyi bir şey. Ama tasarruflar çok azaldığı için tasarruf açığını nereden karşılayacağız? O zaman mecbur cari açık vereceğiz. O zaman yurt dışındaki insanların tasarrufunu buraya getirip burada yatırıma ve üretime dönüştüreceğiz. Onunla ilgili zaten yapıyorlar çalışmalar biliyorsunuz. Yurt dışındakilerin
birikimlerini getirmemeleriyle ilgili cezalandırma kurşununa dahil olmak üzere çalışmalar dün var. Dün enflasyon açıklandıktan sonra hemen ben lafı uzatmayayım. Borsada çok sert satışlar vardı ve ben dün için yazdığım yorumda borsayla ilgili olarak borsada çok kararsız bir seyir var. Dolayısıyla hem dışarıdan gelecek verilere bağlı hareket edecek ve 75.750'yi aşağı kırarsa da 74.500'e kadar ineriz. Ama kırmazsa da bu aralıkta devam ederiz diye düşünüyordum. Dün daha açılır açılmaz kırdı zaten orayı. Çünkü dış piyasalarda da hava kötüydü borsa. Borsa İstanbul'da sabah itibariyle 73.700 civarından başlıyor Borsa İstanbul güne. Dün yaklaşık 2000 puanlık bir düşüş oldu, %3'ün üzerinde. Evet. Ve biz dış piyasalardan çok ayrıştık, negatif ayrıştık. Bunun temel sebebi faizler çok hızlı yukarı gitti enflasyon sonrasında. Hani faizin hızla yukarı gitmesi borsaya ciddi bir darbe indiriyor. Şimdi ve bundan sonra da enflasyon yüksek kalmaya devam edecek mi sorusunun cevabı, bundan sonraki işte Temmuz, Ağustos aylarında gelecek enflasyonlar, geçen yılki Temmuz, Ağustos'ta gelecek enflasyonlardan daha düşük olursa enflasyon düşmeye başlayacak. Yoksa enflasyon yükselmeye devam eder. Beklentiniz var mı peki bu yönde sizin? Şöyle olur. Yani akaryakıt fiyatlarındaki artış ve dolardaki artışın ilk yansımalarını biz gördük. Ben Temmuz'un da geçen yılki Temmuz'dan daha yüksek geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyonda bir miktar daha artış trendi devam ederken yıl sonuna doğru bu tekrar geri çekilmeye başlar. Ama asla 5.30 artık tutması mümkün değil. Benim tahminim 7 civarında bir enflasyon. Hatta 7, 1,5'lukta bir fark olabilir diyorsunuz. Evet, 1,5'lukta bir fark olabilir. Tabii ki bu da faizlere yansıyacağı için. Faizler artık eskiden olduğu gibi 4,60'ı gördü faizler. Yani gösterge faiz 4,60'a kadar düşmüştü. Şimdi 7,80. Bir ara 8,20, 8,30'u gördü. Faizler böyle yüksek kalmaya devam ettiğinde borsanın daha önce görmüş olduğu 93.000 seviyesi hayal. Peki bundan sonra faizler tekrar 5'e düşer mi? Çok 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 zor. Yani çok zor faizlerin 5'e düşmesi. Burada şirket karlarının artışı, ekonomiden daha hızlı şirket karları artan şirketlerin hisseleri ancak yükselebilir. Onun haricinde genel olarak borsa artık 80 bin ve 82 bin seviyesi borsa için çok önemli bir ciddi bir şeydir. Çok önemli bir dirençtir artık. Yani orayı geçmemiz oldukça zor kısa vadede. Eylül'den sonra orası olabilir. Eylül'den sonra ama şu aşamada yatırımcılar için söyleyebileceğimiz en önemli seviye 80 ve 80 binin üzerindeki seviyeler. Daha fazla gidilemeyecek seviyelerdir borsa için. Tabii şu anki bilgiyle konuşuyorum. Eylül'den sonra biraz da harcamaların tüketimin artması, kışın gelmesi vesaire gibi şeyler de etkili mi acaba hani artmasında? Çünkü hani harcama paranın dönmesiyle beraber akaryakıt bile daha fazla kullanılıyor en basitinden diye baktığımızda. Evet, şöyle dediğin doğru. Hani tatil döneminde daha bir rehavet var, daha bir rölantide ekonomi. İnsanlar çalışmışlar, bir iş yerlerinde de benzer bir trendi görürsünüz. Fakat genellikle borsalara baktığımızda genellikle sonbahar aylarından ve yıl sonuna doğru Ocak etkisi de vardır. Genellikle o zaman yukarı trende girerler. Ayrıca ekonomideki verilerin artık yıl sonu itibariyle aşağı yukarı ne olacağı netleşmiş olur. Dolayısıyla ona göre herkes hesabını kitabını çok daha iyi yapabilir ve bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi 65 bini bekliyoruz diye borsa ile ilgili sorular var. Evet, herkes 65 bini bekliyor, siz demiş. Ben 25 bini bekliyorum diyeyim. Şimdi beklemekle tabii ki şöyle söyleyeyim, yani borsa endeksi olarak 65 bin seviyesine düşmez elbette ki diyemem. Yani 70 bin aşağı geçildiğinde zaten 65 bine gider. Önümüzdeki 4 aydan Eylül'e kadar, Ekim'e kadar olan dönemden bahsediliyorsa elbette ki görebiliriz orayı. Yani o bir sürekli böyle bir şöyle bir hareket yapıyor borsa. Düşüyor, yükseliyor, tekrar düşüyor, yeni bir dip görüyor. Yeni yükselişin zirvesi bu sefer daha aşağıda oluşuyor. İstersen onu bir grafikte gösterelim. Yani nasıl bir hareket yapıyor şu an borsa. Evet. Ve burada şöyle gösterelim. Burası 93 bin seviyesi.
93 bin seviyesinden itibaren başlayan düşüş. Şu bölgede bir boşluk bıraktı. Bu boşluk ileride dolar. Yani bu 84 bin 500 civarı ve 82 bin aralığında bir boşluk var. Bu ileride dolar. Ama şu ilk bir dip, sonra yukarı gidiş, yani şurada. Sonra yeni bir dip daha oluşuyor ve daha aşağıda oluşuyor. Bu genel bir aşağı ve bizim ayı trendi dediğimiz, ayı trendinde olduğumuzu gösteriyor. İkinci tepe, daha önceki tepeye gelemiyor, bir aşağıda oluşuyor. Sonra tekrar düşüyor, yeni bir dip daha oluşuyor. Bu sefer tekrar yükseldiğinde, daha önceki dibin, tepenin bu sefer yeniden altında bir tepe oluşuyor. Bizim beklentimiz şu, bu aşamadan sonra, dünkü testten sonra, yani dün 73 bin seviyeleri test edildi. 73 binden sonra yeni bir dibin özellikle 2 hafta içerisinde, bunu özellikle vurguluyorum, 2 hafta içerisinde şöyle çizerek göstermeye çalışacağım. Borsada eğer bu seviyelerden sonra tekrar şöyle bir aşağı gelip de yeni bir dip oluşmazsa 2 hafta içerisinde, o zaman biz şöyle bir trend göreceğimizi düşünüyorum. Şurada bizim geniş bir yeniden omuz baş omuz formasyonu diyeceğimiz bir formasyon olabilir. Şuradan şöyle bir çizgi çektiğimizde şu aralık yaklaşık olarak 70 bin ile 78 bin aralığıdır ki 8 bin puandır. Yani burayı kırdığında 83 bine kadar bir hareket söz konusu olabilir. Ve bu hareket sonrasında tekrar biz aşağı gidebiliriz. Ama bu önümüzdeki 1-2 ay içerisinde olası bir harekettir. Şimdi 65 bini bekleyebilmem için benim şurayı tekrar görmemiz lazım. Yani 71 bin seviyesini, 70 bin seviyelerini tekrar görmemiz lazım. Şu an faizler de yüksek olduğu için borsa yukarı gitmekte zorlanacaktır. Mesela bugün borsanın açılışı, dün kapanış seviyesi 73 bin civarıydı. 73.718'den kapandı. Şu anda da 74.200-300 seviyesinden açılacak ve şu noktada bir açılış var. Burada açıldıktan sonra bir miktar dış piyasalar olumlu şu an. Amerika kapalı. Bugün Amerika'nın resmi tatil günü. Evet. Dolayısıyla çok ciddi hareket olmaz ama şu seviye, hani şu dün kırdığımız şu seviye en azından kısa vadeli, 76 bin seviyesi kısa vadeli bir artık dirence dönüştü. Hani burayı tekrar yukarı kırarsak o zaman bayağı hızlı gideriz, yani 80 bine doğru. O yüzden yatırımcı şu 73.500'de bugün yaklaşık olarak 75 bin aralığında, yani şu aralıkta şöyle bir hareket bekleyebilir. Yani burada böyle bir hareket bekleyebilir. Hı hı. Tabii hani çok olumlu bir haber gelmesi durumunda, ki bizi şey de çok etkiliyor evren. Şu Mısır'daki olaylar. Evet, çok soru var onunla da ilgili. Evet, hem darbe, petrol fiyatları, hem ekonomiyi, bizim ekonomimizi nasıl etkileyecek şeklinde. Evet, yani şöyle, Mısır'da ki darbe sonrasındaki aslında orada halkın tercihi neyse ona uyulmalı bence de. Ve hakikaten petrol fiyatlarında çok sert bir artış var. Onu istersen göstereyim. Daha önceki olaylarda da yaşadık zaten, hatırlarsınız hocam. Evet, evet. Yaşananlarda da petrol fiyatları çok şimdi, artmıştı. Petrol fiyatlarına baktığımızda, şimdi verirsek petrol fiyatlarını, şu Amerikan petrolü 92 dolardan son 24 Mayıs itibariyle başlayan harekette yaklaşık olarak 101 dolara kadar geldi. Ve petrol fiyatları uzun süredir şu artış trendini devam ettiriyor. Yani bu olaylar özellikle şurada başlayan, yani 75 dolardan başlayan artış trendini devam ettiriyor. Kötü olan şey şu, petrol şurayı kırdı. Yani bu 98-99 dolar direncini kırdı. Ve daha önce şurada bir boşluk bırakmıştı ve bunun üzerine çıktı ve bu boşluğu tamamladı. Bu aşamadan sonra hani tekrar acaba şey olur mu, petrol fiyatları ne bileyim 105-110 dolarlara gider mi endişesi nedeniyle Türkiye biraz negatif ayrışıyor. Çünkü petrol fiyatları bizim cari açık üzerinde çok büyük etki yapıyor. Tabii. Ve cari açığı çok arttırıcı etki yapıyor. O nedenle Türk borsası için negatif bir hareket. Ve bu Mısır olayları petrolü yaklaşık olarak 93-94 dolardan 102 dolarlara kadar çekti. Şu an borsa, evet, çaldı. Borsa açıldı. Hemen bakalım borsadaki açılışa ve ilk aşamada artıyla başladık güne. Yaklaşık şu an endeks 73.000-74.332 seviyesinde bulunuyor. Ve bugün tahmin ediyorum en güçlü direnç, yani bugün için
verebileceğimiz çok kısa vadeli gün içi verebileceğimiz direnç. En güçlü direnç 75 bin ile 75 bin 500 arasında, yani şu iki çizgi arasında bulunuyor. Benim tahminim borsanın bugün açılış bu şekilde bir miktar boşluk bıraktı. Bir süre sonra bir miktar gevşeyebilir ama sonrasında da yavaş yavaş bir yukarı eğim oluşturması. Bu da tamamıyla teknik olarak bir eğim oluşturmasını bekliyorum. Diğer sorulara geçebiliriz. Yalnız orada bir izleyicimiz sürekli iki gündür zannedersem gümüşü soruyor değil evet, mi? Evet. Onu da cevaplayalım istersen. Tamam. Hanedan Elit adlı izleyicimiz gümüş için yorum yapar mısınız diyor. Birkaç gündür gümüş de şimdi soruyor. Gümüş şöyle söyleyeyim, altın da hemen hemen aynı hareketleri yaptı. Ve daha önce 21 dolar seviyelerinde bir destek oluşturmaya çalışmıştı ama altın 1320 doları aşağı kırdıktan sonra gümüş de 18-20 dolarlara kadar geldi. Ve baktığımız zaman normal şartlar altında tak 49-50 dolarlardan 17-18 dolarlara düşmüş bir gümüş görüyoruz. Yani nereden baksan %60 civarında şey yapmış. Şimdi bundan sonra daha sert düşüş olur mu? Artık ben gümüşte o kadar büyük sert düşüşlerin olacağını düşünmüyorum. Eğer 6 ay vadeyle alım yapmayı düşünebilirlerse stop 14.80 dolar olmak üzere. Yani 14.80 14 doların alt yani 14 dolar 80 sentin altına düştüğünde ben satmayı düşün, onu satarsam o zarara katlanabileceğim diyebiliyorlarsa ki burası artık 2006'daki zirve yani 14.80. Şu anda da 17-18 dolar seviyesinde. Yani bu kararı vermek de zor. Dolayısıyla gümüşte gelecek 6 ay, 9 ay vadeli pozisyon açılabilir. Yalnız eğer izleyicimiz bu işlemleri FX piyasalarından yapıyorsa ve çok kısa vadeli yapıyorsa... Şimdi 6 ay 9 ay ben gümüşü tutayım deseniz swap dediğimiz gecelik faiz işletme işi var. Yani o zaman 6 ay boyunca siz dolar faizini de pozisyonunuza uygulamanız gerekiyor. Ya da toplam paranız hiç kaldıraç kullanmadan almanız gerekiyor. Eğer hani öyle düşünülüyorsa FX piyasalarında hani böyle bir uzun vadeli düşünülüyorsa düşünülebilir. Çünkü burada çok önemli bir getiri oluşabilir. Yani 17-18 dolarlardan 26 dolarlara kadar dolar bazında önemli bir getiri oluşabilir. Yani bu burada ve bu getiri hani 6-9 ay beklemeden de oluşabilir. Yani 2-3 ay içerisinde tekrar yukarı dönebilir. Altınla da çok birlikte hareket ediyor. En azından şimdi altına da bakalım istersen. Altında da dibi gördükten sonra bir yukarı yönlü hareket oldu. Şu an 1250 dolar civarında ve bu hareket sonrasında bir bekleme yapıyor altın. Benim tahminim 1-2 ay içerisinde, en fazla 1-2 ay içerisinde, yalnız bu bir hafta içerisinde de olabilir. 1300 doların üzerine doğru bir hareket bekliyorum altında. Normal şart yani. Evet, kesinlikle. Ama 1300-1320 dolara geldiğinde zorlanmaya başlayacaktır. En güzel tabii altın yatırımcısı için olabilecek en güzel şey şu. Özellikle bu çizgi ki 1320 dolar seviyesidir. Eğer bu çizgi yavaş yavaş gelip hızla yukarı kırarsa o zaman altın için bayağı bir güçlü çıkış sinyali olur. Ama şu an güncel koşullara baktığımızda, yani dünyadaki genel koşullara baktığımızda ve faizler de artarken altında bu aşamada enflasyon da yükselmezken öyle güçlü bir çıkışı bekleyemiyorum. Sadece kısa vadede, yani 1-2 aylık vade içerisinde en iyi görebildiğimiz yer 1320-1360 dolar arası olabilir altında. Altındaki yatırımcı bence beklemeye devam etsin. Altın bir miktar geri çekilecek, yalnız onu söyleyeyim. Yani daha önceki gibi 1160'lara değil ama belki 1220'lere, belki 1200'lere doğru bir geri çekilme yapabilir. O geri çekilmeyi yaparsa o alım için daha iyi bir fırsat olabilir altında. Hocam bir izleyicimiz, Turgut Cin adlı izleyicimiz değişik bir şeye dikkat çekmiş. Benim de dikkatimi çekti, size yönlendireyim, o soruyu. Dün pas geçilen en önemli veri bence ABD petrol stoklarındaki azalış, beklentilerin çok üzerindeydi. Bu veri bir ekonomideki toparlanmayı gösterir. İki, petrol fiyatlarındaki artış sırf Mısır'dan kaynaklanmıyor, bunu gösterir diyor. Petrol artıyor, döviz artıyor, enflasyon artıyor. Merkez Bankası'nın faiz artışı için hala ne bekliyor diye. Onun sorusuna bakacağız ama Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu çok önemli açıklamalar yaptı. İlerleyen bültenlerimizde sizlere aktaracağız mutlaka. Hemen hocamıza dönüyorum ben tekrar. Evet. Zamanımız da az kaldı ama önemli bir soru. Merkez Bankamız faiz artışı için hala ne bekliyor? Her gün satılan dolar kısa süre sonra rezervde problem yaratmaz mı? Sizce cari açık veren bir ekonomide rezervlerimiz ne kadar güvenli? Biraz önce Turgut Din'in sorusunu tamamladım şimdi. Evet. Birçok veri vermiş. Ne söylersiniz? Hepsini toplamış gibi görünüyor şimdi, ama başka bir açıdan bir yandan da. Şöyle ki makro bir bakış açısı Turgut Bey'inki. Petrol stoklarındaki azalıştan dün özellikle bizim programda bahsetmiştim. Petrol fiyatlarındaki artışın sebeplerini verirken bu çok önemli, petrol stoklarındaki azalış. Tabii ki sadece Mısır'daki olaylar nedeniyle petrol fiyatları artmıyor diyor. Bir nevi Amerika'da faizlerin artması da ekonomik toparlanma beklentisini de gösteriyor. Hmm. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Şimdi yeni bir senaryo oluşuyor. Önceki günkü yazımı okursa izleyicilerimiz, bugün gazetesindeki köşemde, orada bilgi akışı piyasalar diye bir yazı yazmıştım. Heh. En sonunda da şunu söylemiştim. Büyük resme bakmalı yatırımcı her zaman. Büyük resim değişiyor şu an. Yani büyük resim nasıl değişiyor? 2008'de büyük bir kırılma yaşandı, bir parçalanma yaşandı. Bunun üzerine çok muazzam bir şekilde bir sulama başladı parayla. Hmm. Bu para verme ve parayla genişletme işi Amerika'dan çok gelişmekte olan ülkelerin işine yaradı. Ve bize de, biz de dahil olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkeye para aktı. Faizler sürekli düşük kalmaya devam etti. Ama şimdi yavaş yavaş artık paranın göçü başladı. Yani gelişmekte olan ülkelerden tekrar yuvasına dönüyor. Evet. Bu göç eğer doğru okunursa biz şunu görüyoruz. Gelecek 2 yıl, 3 yıl, geçmiş 2-3 yıl kadar çok şey olmayabilir. O kadar da iyi olmayabilir. Hmm. Çünkü zaten iyi değildi bir de baktığımız şöyle, zaman hocam. Şöyle aslında morfin gibidir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Para morfin gibidir. Birçok hastalığı, ağrıyı unutturur size. Sürekli olarak varlıklar değer kazanıyordur. Ve insanlar buna bakarak daha işte güven duyuyorlardır, harcamaya başlıyor. Hmm. O kendi kendini besleyen bir süreçtir. Fakat para çıkıp gitmeye başladığı zaman, İşte o zaman döviz kurlarına yansır bu ilk başta. Faizlere yansır. Nitekim bunları görüyoruz. Ben o anlamda kesinlikle Turgut Bey'e katılıyorum. Ama biz şunu da biliyoruz. Yani Türkiye'nin geçmişte yaşadığı birçok tecrübe var. Yani 2000 krizinden sonra gerçekten 2003 yılına, 2004 yılına kadar borsanın izlediği seyre baktığınız zaman, hı hı, ben bundan sonraki 1-2 yılın aynen 2001 krizi sonrasında izlenen seyre benzer bir seyir olacağını düşünüyorum. Yani şu an beyinlerde tamamıyla sürekli yükselen bir endeks var. Ve aynı şeyin yine başlayacağına dair, yine sürekli bir yükseliş olacağına dair, hı hı, sonuçta düşünmüyorlar insanlar ama içgüdüsel bir beklenti var. Ben de öyle olmayacağını düşünüyorum. Ben borsanın bundan sonraki süreçte, hı hı, daha çok yatay ama geniş bir kanalda yatay. Mesela 2001 krizi sonrasında endeks 20.000'den 7.500'e düştü. %60 geriledi. Hı hı. Ve 7.500 ile 12.000 aralığında 3 sene gitti geldi. Yani 3 sene boyunca 11.500 12.000'e yaklaşıyor, geri geliyordu. Sonra tekrar yükseliyordu. Şimdi para gelirse bu ülkeye büyümeyi en çok etkileyen şeylerden bir tanesi faiz. Faizler yükselmişse, paranın maliyeti artmışsa böyle bir durumda yatırım yapmak daha zor hale geliyor. Şu olaylar sonrasında küresel olarak bu paranın gidişi nedeniyle dışarıdan artık bizim firmaların aldığı kredilerin maliyetleri de çok arttı. Bizim bankaların almış olduğu sendikasyon kredilerinin maliyetleri artıyor. Hı hı. Şimdi bu maliyetler artarken artık para daha pahalı olacaksa, o zaman geçmişte o ucuz para döneminin rehaveti ve güzel yaşattığı güzel günleri çok daha fazla görmeyiz. Hı hı. Bundan sonra bir kere yatırımcı kafasından şunu silsin. Geçmiş 3-4 yılda olduğu gibi sürekli yükselen bir endeks ve sürekli işte 100.000, 150.000'e giden bir endeks değil artık. Demin izleyicimiz soruyordu 65.000 olur mu? Elbette evet, ki olabilir. Evet. Ben mesela şu anki genel gidişatta baktığım zaman hani 75.000, 80.000 aralığına gelse endeks, o seviyelerden sonra yeniden yavaş yavaş. Fakat şunu çok net söyleyeceğim Evren. Geçmişte borsa 2001 yılıyla 2004 yılları arasında, hatta 2005 yılları arasında 4 sene boyunca 7.500, 11.000, 7.500, 12.000 bu aralıkta gidip gelirken
öyle hisseler vardı ki o 3 yıl içerisinde %300-400 prim yaptılar. Borsa olarak baktığınızda yanılabilirsiniz. Yani sanki gitmiyormuş gibi. Fakat o zaman prim yapan, o dönemde prim yapan hisselerin biz özelliklerine baktığımızda, evet, bunlar sürekli gerçekten kar eden, karlarını arttıran ve gerçek değeri, öz varlıklarını her sene arttırabilen şirketler yaptı. Bu nedenle şöyle söyleyemeyeceğim. Yani borsa düşer, borsadan çıkından ziyade gerçek anlamda bu tip olabilecek hisseler de pozisyon alındığında, hı-hı, önümüzdeki 2-3 yılda borsa 85 binle 70 bin aralığında gidip gelse bile, o seviyede gerçekten kazanç sağlamak mümkün. Ama bu gerçekten iyi incelemeyi gerektiriyor. Yani oturup bir de sabrı gerektiriyor. Yani 2 gün sonra düştükten, yani düşüyor, uzun vadeli yatırım için söylüyorum. Uzun vadeli yatırımda birkaç günlük düşüş sonrasında bir anda ya bu artık gitmiyor vesaire diyebilecek durumlar oluyor. Yatırımcı dolayısıyla sürekli fiyat hareketlerini gördüğü için, halbuki arsa gibi olsa da fiyatı hiç görmese, o zaman emin ol çok daha fazla para kazanır. Fiyatı görüyor olmak, sürekli hareketi izliyor olmak, sabır, sürekli olarak yeni hareket yapma ihtiyacı doğuruyor yatırımcıda. Süremiz bitti hocam. Öyle mi? Evet. Bir gün altına daha baktık. Dolar TL diyor, bu fiyattan alınır mı diye Kemal Öztürk sormuş. Dolar TL'yi ben hiçbir zaman 1.90'ın üzerinde alım önermedim. 1.90'ın üzerinde kesinlikle dolar TL'de alım yapılmasını önermedim. Sebebi de Merkez Bankası çok açık ve net bir şekilde volatiliteyi engellemek adına bunun önüne geçmek istiyor. Ne zaman Merkez Bankası rezervleri çok azalır, artık müdahale edemeyeceğini anlarsak ki, ancak o zaman da faizleri arttırabilir. O da ekonomiye çok ciddi anlamda. Günlük takip edeceğiz bunları. Her gün yeni bir hareket, yeni bir veriyle. Evet. Barış'ı soruyorlar hocam. Barış şu an biliyorsunuz. Yani bir elmanın iki yarısı gibiydiniz. Ne zaman gelecek diye soruyorlar. Tatiller nedeniyle böyle tatiller geçici nedeniyle bir süre birlikteyiz hocamızla. Şimdilik biz de öyle biliyoruz. Yani merak etmeyin, Barış buralarda bir yere ayrılmış değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır. Genel olarak tamam söyledim. Yarın saatler 9'u 10 geçeyi gösterdiğinde paranın rotasında yine birlikte olacağız sevgili seyirciler. Az sonra haberlerle karşınızdayız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.